Hi dear students and welcome to English class. Today we are going to study expressions when you make plans and let's explain them. Merhabalar gençler, bugün sizlerle plan yaparken kullandığımız öneri ifadelerinden bahsedeceğiz. Hepsini teker teker açıklayalım. Okay, öncelikle bir öneride bulunurken kullandığımız cümleleri yapacağız. Daha sonrasında kabul etme ve reddetme inceleyeceğiz. Bakalım neler kullanıyoruz. What shall we do ya da shall we ifadesi. Mutlaka duymuşsunuzdur. Yapalım mı, izleyelim mi, gidelim mi, yiyelim mi gibi bir öneri ifadesidir. Mesela shall we watch an action movie at the cinema? Sinemada bir aksiyon filmi izleyelim mi? İkinci olarak why don't we go to the fun fair on Friday afternoon? Cuma öğleden sonra. Luna Park'a gitmeyin. Yani neden gitmiyoruz? Aslında bunu neden gitmiyoruz? Why ifadesi tam bir sözde sorudur. Gerçek bir soru değildir. Burada neden gitmiyoruzun bir karşılığı değil, haydi gidelim anlamında bir öneri ifadesidir. Let's go swimming. Let's ifadesi de çok sık duyduğunuz bir cümle. Gidelim, haydi gidelim, yüzmeye gidelim. Yine burada bir öneri var. Ya da how about having a picnic on Sunday afternoon? Pazar öğleden sonra piknik yapmaya ne dersin? Ya da what about playing chess? Satranç oynamaya ne dersin? İkisi de benzer bir kalıp. Ya da son olarak would you like to go to the rock concert this evening? Bu akşam rock konserine gitmek ister misin? Yine would you like to ifadesiyle kullanabiliriz. Peki bu ifadelere karşılık biz kabul ediyorsak nasıl cümleler kuruyoruz? Great, harika, sounds great, çok hoş geliyor, kulağa çok hoş geliyor. Yine ikisi de that sounds great, ikisi de aynı. Ya da that sounds wonderful, yine kulağa harika geliyor. Cool, hoş, havalı, güzel anlamında. Good idea, iyi fikir. Ya da that's a good idea, bu iyi bir fikir. Ya da sure, elbette. That would be fun, yani güzel olur, komik olur, havalı olur, eğlenceli olur. Yes, I love to, evet isterim. Ya da evet, neden olmasın, yeah, why not gibi ifadelerle biz kabul ediyoruz. Peki reddederken nasıl ifadeler kullanıyoruz? Sorry I can't. Üzgünüm, yapamam. Çünkü benim Fransızca projemi yapmak zorundayım. Burada gençler biz reddederken hayır, gelemem gibi ifadeyle direkt kesemiyoruz. Neden gelemediğimizi açıklayabiliriz. Neden hoşlanmadığımızı açıklayabiliriz. Burada nezaket gereği cümlemizi biraz uzun tutmak zorundayız. Mesela I love to but I'm going to help Bill with his homework. Yani isterim ama Bill'in ödevine yardım edeceğim. Bakın bir bahane sürerek, öne sürerekten reddedebiliriz. Ya da I'm afraid I can't, üzgünüm, yapamam. Ben Sue'yle birlikte göle gideceğim, gidiyorum. Ya da üzgünüm ama hoşlanmıyorum gibi neden hoşlanmadığını ya da neden yapmak istediğini de söyleyebiliriz. Let's go on. Okay, in this part we will read the dialogue. Burada diyaloğu okuyacağız ve burada bir kalıp var ve bazı deyimler var. Bunları açıklamayacağız, en son açıklayacağız. Çünkü buradaki diyaloğa göre bir çıkarım yapmanızı istiyorum, tahmin etmenizi istiyorum. What are you doing tomorrow morning? Yarın sabah ne yapıyorsun? Do you fancy playing tennis? Evet, tenis oynamak. Evet, bunu açıklamayacağız. Şimdi çıkaracağız ne anlama geldiğini, sizin bulmanızı istiyorum. Evet, do you fancy ne anlama geliyor? Tahmin edelim. Lauren da demiş ki, üzgünüm ama tenis is not my cup of tea. Yine burada açıklayacağımız ifadelerden bir tanesi. Kalsın yine. How about going to the seaside this afternoon? Öğleden sonra deniz kenarına gitmeye ne dersin? Üzgünüm ama yapamam. Benim kuzenimin mezuniyet töreni var. Annemle oraya gidiyorum. What a shame. Yine burada açıklamamız gereken bir ifade. Anyway, maybe next time. Neyse, başka zaman diyor. Şimdi, ne demek do you fancy playing tennis? Tenis oynamayı ister misin? Oynamak ister misin? Yani buradaki fancy want anlamında. Peki buradaki what a shame, it's not my cup of tea anlamına geliyor. Bakalım. Bana göre değil. Yani ben ondan hoşlanmıyorum. It's not my cup of tea. I don't like it. Ondan hoşlanmıyorum. Peki what a shame, normalde shame utanç demek, utanmak. Ama buradaki anlamı deyim olduğu için değişiyor. Bakalım. That's too bad. Çok kötü anlamında kullanılıyor. Devam edelim. Okay. Now, in this
part. We will correct the mistakes. Yani biz buradaki hataları düzelteceğiz. Artık saatlerle ilgili olabilir, günlerle ilgili olabilir ya da gitmek istediği parti, dress parti değil de başka bir şey olabilir. Dinleyelim. Hi, Alex. Hi, Mandy. How are you? Not bad, thanks. And you? Fine, thank you. What are you doing this weekend? Well, I'm taking a guitar course on Saturday morning. What time does it finish? At 11:30. Have you got any plans for Saturday afternoon? Yes, I have. I'm going to finish my biology project, but I'm free after 6 p.m. Why don't we meet up in the evening? I'm afraid I can't. I'm going to visit my aunt with my family. She's having a housewarming party on Saturday evening. Oh, right. Do you fancy doing something on Sunday? Sure, but I've already got plans for Sunday morning. I'm going ice skating with some classmates. What a shame. Anyway, maybe next time. How about Sunday afternoon, Alex? Let's meet up then. Sorry, I can't. I'm playing tennis with Mike on Sunday afternoon. But our tennis practice finishes at 5 p.m. Would you like to go out after that? Yes, I'd love to. Shall we go bowling? Sorry, but bowling isn't my cup of tea. What about going to the fun fair instead? Yeah, why not? Sounds fun. What time? At 7 p.m. Great, let's speak again on Sunday. Okay, I'll call you. Bye. Bye, take care. Okay. Alex guitar course finishes at 10:30 a.m. on Saturday. Ne diyor? Alex'in gitar kursu cumartesi kaçta bitiyor? 10:30'da. Hayır, 11:30'da bittiğini söylüyor konuşmasında. Peki ikinciye bakalım. Siz de bulmaya çalışalım. Alex doesn't have any plans for Saturday after 5 p.m. Yani öğleden sonra 5'ten cumartesi günü öğleden sonra 5'ten sonra herhangi bir planı yok. Doğru mu? 6'dan sonra planı yok. 5 değil, 6'dan sonra planı yok. Peki Mandy's aunt is having a fancy dress party on Saturday evening. Cumartesi akşam elbise partisi yani kostüm partisi mi veriyor? Hayır. Housewarming party. Ne demek? Yani yeni eve alışma partisi. Yeni eve taşınanların yaptığı parti. Fancy dress party değil. Mandy is going to spend her Sunday morning with her family. Ne diyor? Ailesiyle birlikte pazarını geçirecek. Hayır, sınıf arkadaşlarıyla geçirecek. Peki, Alex tennis practice finishes at 4:30 p.m. on Sunday. Pazar öğleden sonra 4:30'da bitiyor tenis alıştırması, tenis eğitimi. Bakalım. Hayır, 5'ten sonra bitiyor. Peki, Mandy and Alex are planning to meet at 6 p.m. on Sunday. Pazar 6'da mı buluşmayı planlıyorlar? Hayır, saat 7'de. Okay, it's the end of the class. Thank you for listening to me. Take care of yourself and goodbye.